Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 2020'nin son çeyreğine giriyoruz. Artık yaza veda edip sonbahara merhaba dediğimiz Eylül ayına başlıyoruz. Ve Eylül ayının hemen başında güçlü bir dolunay var. 2 Eylül'de Balık burcunun 10 derecesinde dolunay meydana gelecek. Sizin adınıza aslında güzel bir dolunay bu. Çünkü su elementinde oluşacak. Hem güneşin pozisyonu hem ayın pozisyonu size dost burçlarda büyük oranda bu dolunaydan maddi manevi daha olumlu tesirler bekleyebiliriz aslında. Sevgili yengeçler, 9. evinizde bir dolunay var. Zihinsel anlamda, duygusal anlamda önemli farkındalıklar kazanabileceğiniz, manevi açılımların olabileceği, bazı fikirlerinizin olgunlaşıp değişebileceği, hayatınızdaki bazı belirsizliklerin netleşebileceği bir dolunay bu. Akademik konular, eğitimle ilgili konular olabilir. Genç bir yengeçseniz artık eğitim hayatınızla ilgili belirsizlikler şöyle bir netleşiyor, sonuç veriyor. Gecikmiş bazı seyahat arzularınız varsa evet hayata geçirmek için imkanlar oluşabilir. Bunun yanı sıra hukuksal konular, beklediğiniz bazı açılımlar burada netleşebilir. Yakınlarınız, kardeşleriniz, akrabalarınız, onlarla bağlantılı gelişmelerin hızlanacağı, iletişimlerin artacağı bir süreçte olacaksınız. Yurt dışı bağlantılı konular varsa hayatınızda ya da beklentileriniz varsa bu dolunay bir şekilde yine şartların olgunlaştığı, netleştiği bir süreci de işaret ediyor. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz özellikle 10 derece ve yakınlarındaysa o zaman bireysel tesirleriniz daha güçlü olacaktır. Su ve toprak burçlarında Venüs ve Jüpiter gibi gezegenleriniz varsa yani balık, yengeç, akrep ya da boğa, başak, oğlak gibi burçlarda özellikle Venüs, Jüpiter, Ay, Merkür gibi iyicil gezegenleriniz varsa o zaman daha şanslı etkiler altında olabilirsiniz. Bu bahsettiğim konuların hayatınızda daha keyifli olmasını bekleyebiliriz. Dolunay tesirleri ay ortasına kadar güçlü bir şekilde devam edecek. Başak Burcu'ndaki Güneş'in Uranüs'le ardından Jüpiter'le yapacağı olumlu temaslar aslında ayın ilk 10 günlük döneminde hızlı ve beklenmedik bazı sürprizleri de hayatımıza getirebilir. Yani bir seyahat, hukuksal bir başarı, eğitim hayatımızla ilgili güzel gelişmeler, hani bunların beklentimizin dışında daha hızlı ve çözüm odaklı olmasını ve hızlı bir şekilde hayatımıza gelmesini de aslında bekleyebiliriz. Merkür 5 Eylül'den itibaren Terazi Burcu'na geçiyor. 27 Eylül'e kadar da Terazi Burcu'nda kalacak. Aslında ayın büyük bölümünde Merkür Terazi Burcu'nda. Bu da zihnimizin, düşüncelerimizin biraz hani aileyle daha fazla haşır neşir olacağını gösteriyor. Hayatımızda her ne olup bitiyorsa planlarımızı aileyle bağlantılı yapıyoruz ya da ev alanımız, yuvamızla ilgili konularda daha fazla düşünüyoruz. Organizasyon işlerimiz var. Belki ailemizle daha fazla fikir paylaşıyoruz bu süreç içerisinde. Ayın 6'sından itibaren Venüs iyicil gezegen, şans gezegenimiz Venüs Aslan Burcu'na geçerek parasal alanlarda size destekler vermeye başlayacak. O yüzden çok karamsar olmayın. Aya biraz sıkışık başlasanız da 6 Eylül'den itibaren Venüs burada parasal alanınızı ufak da olsa desteklemeye başlayacak. Bazı güzel, keyifli gelişmeler altında olabilirsiniz. Ayın 13'ünden itibaren Jüpiter Oğlak Burcu'nda ileri harekete dönüyor. Evet, artık Jüpiter ilerleyecek ve 19 Aralık'a kadar ilişki evinizde ilerliyor. Bu da demek oluyor ki ilişki dinamiklerinizdeki geciken konular, kısıtlamalar artık yerini ilerlemelere bırakacak. Biraz daha açılımlar burada daha rahat hayatımıza gelecek. Evlilik ya da ilişkiler, işte ortaklıklar, işbirlikleri, eşimizle ilgili konularda Jüpiter'in ileri harekete dönmesi açılımları daha rahat hayatımıza getirecek diyebiliriz aslında. 17 Eylül'de ise Başak Burcu'nda yeni ayımız doğuyor. 25 derece Başak Burcu yeni ayı 3. evinizde doğacak. Evet, bu da zihinsel anlamda, düşünsel anlamda, iletişim anlamında yeni açılımları hayatınıza getirebilecek güçlü bir yeni ay aslında ve size dost bir burçta doğacak. Yeni ay Satürn'le de güzel bir temasta. Jüpiter'in ardından
ay sonundan itibaren Satürn de Oğlak Burcu'nda ileri harekete dönüyor. Hem Jüpiter hem Satürn. Aralık ayına kadar artık Oğlak Burcu'nda ileri harekette. Bu da ilişki anlamında, her türlü ilişkiler anlamında tesirlerini güçlendirecek. Artık buradaki yapılandırmaları biraz netleştireceğiz ve sonuçlandıracağız. Ve Başak yeni ayı 3. evinizde evet bazı kararlar vermeniz, bazı düşüncelerin, fikirlerin oluşması ya da bazı teklifler almanız yönünde önemli bir yeni ay aslında. Bu yeni ayı takip eden süreçte anlaşmalar yapabilir, sözleşmeler yapabilirsiniz. İlişki dinamiklerinizde, işbirlikleri alanında kararlar verebilirsiniz. Ticari alanda önemli açılımlar olabilir. Eğitim alanınızda bazı önemli kararlar verebilir, başlangıçlar yapabilirsiniz. İşinizi geliştirmek adına, mesleğinizi geliştirmek adına belki yeni eğitimler alabilirsiniz. İş için, eğitim için seyahatlerin, yolculukların olabileceği de bir sürece giriyoruz aslında bu yeni ay. Yakınlarınız ve kardeşlerinizle bağlantılı da yenilikler olabilir. Bazı yengeçler için bu yeni ay, yeni bir mesela yeni bir komşu anlamına geliyor, yeni bir çevre değişimi veya kardeşlerinizin hayatında olacak yeni açılımlar anlamına geliyor. Bunlar da söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili yengeçler. Özellikle 25 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa Başak yeni ayının tesirleri bireysel olarak sizin için çok daha güçlü olabilir. Ve bu ayın en önemli hareketlerinden birisi 10 Eylül'den itibaren başlayacak. Mars Koç burcunda retro harekete başlıyor. Mars'ın retro hareketi bireysel olduğu kadar tabii ki toplumsal anlamda dünya içinde çok önemli bir gezegen hareketi. Bununla ilgili önemli bir video hazırladım sizler için. Mars'ın Koç burcundaki hareketi ve retro sürecini anlattığım Mars Koç burcunda videomuzu Astrofoni Demet Bahtacı YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Evet, 10 Eylül'den itibaren 9 Eylül'de yavaşlayacak, 10 Eylül'de artık retroya başlayacak, 15 Kasım'a kadar sürecek. Ve sizin 10. evinizde bir retro var. Bu ne demek? Bu dönemde özellikle kariyer konuları, toplumdaki statünüz, iş hedefleriniz, genel görev ve sorumluluklarınız adına gerileyen Mars biraz gözden geçirmeler yapmanız konusunda dikkat çekiyor aslında. Yani yeni eylemler adına biraz daha dikkatli hareket etmemiz gerekiyor. Zaman zaman otoriteyle ilişkilerimizde, üstlerimizle ilişkilerimizde, bazen bu ailedeki anne baba ebeveynler olabilir. Mars retrosu pasif agresif bazı böyle reaksiyonlara neden olabilir. Yani enerjimizi kontrol ederken, mücadele ederken istem dışı durumlar yaratabilir. Çatışmalara zemin hazırlayabilir. Buna dikkat edelim. Yani üstlerle ilişkilerde her zaman daha bir dikkatli olalım. Daha sağduyulu, daha uzlaşmacı olmakta fayda var. Annemiz, babamız, ebeveynlerimizle olan konularda biraz daha temkinli ve sabırlı olmakta fayda var. Tabii kazalara dikkat edelim. Çünkü Koç burcundaki Mars size zıt açıda aslında. Hem yükselen burcu yengeç olanlar hem güneşi yengeç olanlar için tam bir kare açı yapıyor. Ve bu da 10 Eylül ile 15 Kasım arasında kaza ve sakarlıklara daha açık bir pozisyonda olabilir. Bunun yanı sıra kronik sağlık sorunlarında işte migren ağrıları gibi baş ağrıları, bazı eklem ağrıları, romatizmal sorunlar ve bunları biraz daha fazla tetikleyebilir. Genel bedeninizdeki bağışıklık sisteminizin, hani vücudunuzun o mücadele gücünün zayıflaması, zorlanması olabilir. Bu nedenle kendimize sağlık anlamında da dikkat edeceğiz. Daha fazla dinlenmeye çalışacağız. Yormamaya çalışacağız. Eylül ayı çok riskli değil aslında. Daha çok önümüzdeki süreçte, Ekim ayında belki sevgili yengeçler, Mars'a daha fazla dikkat etmekte, daha temkinli olmakta fayda var. 15 Kasım'a kadar sürecek Mars'ın retro hareketi. Evet, artık ayın son haftasına baktığımızda 29'undan sonra Satürn de ileri harekete dönüyor. Jüpiter ileri harekete dönüyor. Başak yeni ayında tesirleriyle beraber, ayın son haftasıyla beraber ilişkilerimizdeki sorunları çözmek ve yarım kalmış bazı anlaşmalarımızı, sözleşmelerimizi gözden geçirmek ve yapılandırmalar anlamında
daha kararlı hareket etme imkanımız olacak. Tıkanan konuların açılması, bazı işlerimizin biraz daha hızlı ilerlemesi, özellikle ayın son günlerinde mümkün olabilir. Koşullar biraz daha bizim lehimize dönebilir sevgili yengeçler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.